suça ortak olmayın. Aslında bu çok ciddi bir uyarı. Çünkü sosyal medya hesabınız kötü niyetli kişilerin eline geçerse mağdurken bir anda suçlu olabilirsiniz. Peki ne yapmak gerekiyor böyle bir durumda? Yanıtı geliyor. Ama ikinci göndersek mi? Sosyal medya hesaplarınız ele geçirilirse adınıza sahte hesaplar açılabilir, adınıza banka hesapları oluşturulabilir. Tehlike çok büyük. Üstelik birçok kişi hesabı çalındığında şikayetçi olmuyor. Kimse bilmiyor ama aslında bu suça ortak olmak anlamına geliyor. Fotoğraflarınız ifşa edilebilir. Aynı şekilde arkadaşlarınıza uygunsuz mesajlar gönderilerek ne yazık ki mağduriyetler söz konusu olabilir. Arkadaşımın Instagram'dan bir story gördüm. İşte bir bahis oynayıp belirli bir rakam kazandığına dair. Kendisi de benim zaten üst komşum ve aynı binada oturduğumuz için güvenerek abi bu doğru mu diye mesaj attım. Evet doğru kardeşim falan üslup zayin yazışma üslubuyla bana bir IBAN numarası attı. Yani IBAN numarası bir şahıs üzerine gerçek. Ben de bunun üzerine istediği miktarı kendisine gönderdim. Ne kadar istedi? 20 bin. Para göndermişsin sen bana. Senin haberin var mı? Ne parası? Ben sana bir para falan göndermedim. Sosyal medya dolandırıcılığı öyle bir hale geldi ki mağdurken dolandırıcı olabiliyorsunuz. İşte o örneklerden bir tanesi. Mehmet Bey'in hesabı çalındı. Ayşe Hanım da alt komşusu. İletişime geçtiler ve sanki Mehmet Bey paylaşım yapıyormuş gibi Ayşe Hanım parasını kaptırdı. Yani bu durumda Mehmet Bey sanki dolandırıcıymış gibi. Oysa ki Ayşe Hanım da Mehmet Bey de tamamen mağdur ama hesap sahibi de bu durumdan sorumlu oluyor. Dedim ya biraz önce biz konuştuk ya seninle beni birine yönlendirdin vesaire derken dedi ki çok üzgünüm Ayşe'cim Instagram hesabım çalınmış ben giremiyorum. Birçok arkadaşım şu anda bu tarz mesajlar atıyor bana yapılabilecek bir şey yok dedi ve ben dolandırıldığımı anladım. Hesaplar nasıl çalınıyor? Hesaplar oltalama dediğimiz saldırılar üzerinden gerçekleşiyor. Öncelikle bir arkadaşınızın hesabı ele geçiriliyor. Daha sonra sizden başka bir arkadaşınızın hesabına bir mesaj gönderiliyor. Bu mesajın içeriği özellikle şöyle oluyor. İşte sizin adınıza bazı fotoğraflar paylaşılmış, sizin adınıza çok ciddi şikayetler gerçekleştirilmiş. Bu siteye girip bunları kontrol edin deniyor. Hesabı çalınanlar artık işlenen suçlardan da sorumlu olacaklar. Ondan benim bir haberim yok. Ama biz tabii ki yarın arkadaşımla beraber şeyhine Büyükçekmece adresine gidip suç duyurusunda bulunacağız. Mağdur iken şüpheli veyahut da üçüncü kişilerin uğramış olduğu zararlardan dolayı yarın bugün herhangi bir tazminat davasıyla karşılaşmamak için özellikle Cumhuriyet Savcılığına mağduriyetten dolayı suç duyurusunda bulunmalarını öneriyoruz.